Diyelim ki spor salonundasınız ama çok ters bir zamanda gelmişsiniz. Çünkü az önce mekandaki bu kas yanı bodyciye üyeliğinin iptal edildiği bildirilmiş. Nedeni de bir spor aletini kullandıktan sonra üstünde biriken teri silmemesiymiş. Adam deliye dönmüş halde. O kadar öfkeli ki kapıyı tuttuğu gibi yerinden söküyor. Kapı bu kapıyı söküp rastgele bir yere fırlatıyor. Nereye fırlattığını kendisi de bilmiyor ama şans bu ya. Kapının hareket yolu üstünde siz varsınız. Kapı VK hızıyla doğruca üstünüze geliyor. Bir bakıyorsunuz, kapı üstünüze geliyor. Ne yaparsınız? Hiç çekinmeden söyleyeyim. Ben çığlığı basardım herhalde. Kurtarın beni diye bağırırdım. Ve bu çığlık belli bir frekansta olurdu. Bu frekansa çığlığın frekansı adını verirdim. Soru şu. Bu ses kapıya ulaşacak, sonra kapıdan yansıyarak size dönecek. İşte bu ses dalgası kapıdan yansıyıp size geri döndüğü zaman nasıl bir ses duyarsınız? Çığlık attığınız frekansın aynısını mı duyarsınız? Daha yüksek bir frekans mı duyarsınız? Daha düşük bir frekans mı duyarsınız? Tam olarak hangi frekansı duyarsınız? Hadi bulalım, güzel bir problem bu. Biraz zor ama Hangi frekansı duyacağımı bulmak istediğime göre Doppler etkisi formülünü kullanacağım. Ortada hareket eden bir şeyler varsa Doppler etkisi formülü muhtemelen işe yarar. Duyduğum frekans. Bu arada problemi iki adımda çözeceğim. İlk olarak ses kapıya ulaşacak. Yani ilk adımda kapıyı gözlemci olarak düşüneceğim. Kapı hareketli bir gözlemci gibi davranacak. Kapı bu yönde hareket ederken nasıl bir ses duyacak onu bulacağım. Biliyorum kapılar duyamaz insan olsaydı nasıl bir frekans duyardı onu kastediyorum. Duyacağı frekans f çığlık olmaz. Başka bir şey olmalı. O yüzden bu frekansa f kapı diyorum. Çünkü kapının ne duyduğunu bulmak istiyorum. Doppler etkisi formülünü kullanırsak f kapı eşittir dalganın gerçek frekansı yani çığlığın frekansı buna bağırış da diyebiliriz ama çığlık olarak kalsın. çarpı parantez içinde sesin hızı artı veya eksi Hareketli gözlemci formülünde duruma göre artı veya eksiği kullanıyoruz. Artı veya eksi gözlemcinin hızı. Ve buradaki gözlemci kapı. Kapının gözlem yapabildiğini varsayıyorum ve kapının algıladığı yani duyduğu frekansı bulmak istiyorum bölü ses hızı. Şimdi artıyı mı kullanacağız, eksiyi mi? Öğrenciyken bu işaretleri hep karıştırırdım. Ne zaman eksi, ne zaman artı kullanmam gerektiğini sürekli unuturdum. Ve hatırlamak için kendime şunu söylerdim eğer kaynağa yaklaşıyorsam veya kaynak bana doğru yaklaşıyorsa duyduğum frekansın artması lazım. Yani kapının algıladığı bu frekansın bu kişi tarafından yayınlanan frekanstan daha yüksek olması gerek. Dolayısıyla frekansın artması için paydadaki işaret artı olmalı. Payın büyük olması lazım. Eksiği silelim. İşaretin artı olması lazım. Çünkü payın büyük olması demek, algılanan frekansın artması demek. İşaretin artı mı yoksa eksi mi olacağını ben böyle aklımda tutuyorum. Evet, daha işimiz bitmedi. Bittiğini sanıyor olabilirsiniz. Kapı bu frekansı duyuyorsa ses kapıdan yansıyıp bana ulaşacağına göre ben de aynı frekansı duyarım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hayır. Kapı bu frekansı duyuyor ama sesi de size doğru yeniden yayınlıyor. Kapı artık bir hoparlör gibi davranıyor. Hatta hareketli bir hoparlör gibi davranıyor çünkü kapı hareket halinde. Hoparlörün hareketli olduğu durumda ne olduğunu biliyoruz. Bir Doppler kayması daha gerçekleşiyor. Yani burada iki Doppler kayması söz konusu. İlki kapının sesi daha yüksek bir frekansta algılaması. İkincisi ise sesi geri yansıttığında hareketli bir hoparlör gibi davranması. Ben duyacağım frekansı bulmak istiyorum. Ses bana geri döndüğünde nasıl bir frekans duyacağım onu merak ediyorum. Duyacağım frekans ne olacak? İkinci Doppler kayması burada gerçekleşiyor. Başlayalım. Kapıya ulaşan yani kapının yaymaya çalışacağı frekans buydu. Kapının algıladığı frekans bu. F kapı. Duyacağım frekansa bununla ikinci bir kaymanın çarpımına eşit olacak. Bu ifadeyi buraya olduğu gibi yeniden yazıyorum. Şimdi bu ifadeyi bir ifadeyle daha çarpmam gerekiyor. Bu ikinci ifade hareketli bir hoparlör gibi davranan kapının hızını da hesaba katan bir ifade olmalı. Şöyle bir şey olacak. Hatırlayalım. Sesin hızı üstte, altta ise sesin hızı artı eksi hoparlörün yani kapının hızı. Kapının hızını vk ile gösteriyorum. Şimdi bir kez daha artı eksi seçimini yapmam gerekiyor. Aynı fikir yürütme işlemini tekrarlıyorum. Hatırlamam gereken şey şu. Cisimler birbirine yaklaşıyorsa frekans artar. Kapı bana doğru hareket ediyor. O halde Doppler kayması duyduğum frekansın artmasına neden olmalı. Frekans nasıl artar? Bakın, artı eksi seçimi paydada yer alıyor. Duyduğum frekansın artması için paydanın küçülmesi lazım. Dolayısıyla garip gelebilir ama buradaki işaret eksi olmalı. Hızları birbirinden çıkarıyorum. Çünkü paydanın küçülmesi için öyle yapmam gerekiyor. Payda küçüldükçe frekans değeri büyür. Duyacağım frekans değerinin büyümesinin gerektiğini biliyorum. Çünkü bu Doppler kayması duyduğum frekansı arttırmalı. İşte bu. Duyacağım frekans bu. Duyacağım frekans çığlığımın frekansıyla bu iki terimin çarpımına eşittir. Çünkü bu süreçte iki adet Doppler kayması gerçekleşiyor. İsterseniz ifadeyi daha da sadeleştirebilirsiniz. Önemli olan burada iki adet Doppler kaymasının söz konusu olması. Aptalca gelebilir. Yani evet çok saçma bir örnekti bu. Sonuçta spor salonuna gittiğimde iri kıyım bir bodyci bana niye kapı fırlatsın ki? Aptalca evet. O zaman gerçek hayattan bir örnek vereyim. Bunun bir kapı yerine kan olduğunu düşünün. Bildiğiniz akan kan. Hayır bodyci adam patlamış falan değil. Burada bir spor salonu yerine vücudunuzdaki bir toplar damarı olduğunu düşünün. Burada da benim yerime hassas bir aygıt duruyor olsun. Bu aygıtın amacı kan akışını tarayarak kanın ne kadar hızlı aktığını tespit etmek olsun. Bunu yapmanın bir yolu var. İçeri ses dalgaları yollarsınız. Bu ses dalgaları hareketli cisimlerden yansıyarak size geri döner. Bakın. Bu ifade hareketli cismin hızına bağlı bir ifade. Az önceki örnekte kapının hızı dedik ama şimdiki örnekte onun yerine kanın hızı diyebiliriz. Böylece burada akan kanın hızını hesaplayabiliriz. Yani faydalı bir şey. Veya doktor değil diye trafik polisiyseniz ve bir araba üstünüze doğru geliyorsa o arabanın hızını bilmek isteyebilirsiniz. Araba belli bir hızla üstünüze doğru geliyor. Siz de buraya park etmiş vaziyettesiniz. Gelen arabanın hızını ölçmek için radardan faydalanabilirsiniz. Dalga bu kez ses dalgası değil de elektromanyetik dalgadır. Bu radar sinyali arabaya çarpar ve size geri yansır bu sırada frekansında bir kayma olur. Bu kayma arabanın hızına bağlı bir kaymadır. Polisler arabanın hızını gerçekten de böyle tespit ediyor. Yani o cezaları bu teknik sayesinde yazıyorlar. O halde aşırı hızdan kaçının. Dikkatli araba kullanın ve radara yakalanmayın.